Selamun aleyküm arkadaşlar. İlginç bir konu, ilginç bir soru, ilginç bir videoyla karşınızdayım bu defa. Yaklaşık 20 yıldır hayvancılık yapıyorum. Son 10 yılı bu sorulara muhatap olmakla geçti. Türkiye'de etçilikler para kazanır mı arkadaşlar? Eminim birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Cevabım her zaman aynıdır, hiç değişmeyecektir. 10 yıl önce de aynı şeyleri düşünüyordum. Şimdi de aynı şeyleri düşünüyorum. Ara sıra "Ya abi olur mu? Bizim de etçiliklere ihtiyacımız var" falan diyen arkadaşlar oluyor ama olayın matematiği, mantığı burada. Her türlü platformda onlarla tartışmaya, bu konularla alakalı fikir alışverişinde bulunmaya hazırım. Benim mantığım bunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi size etçiliklerin ülkemizde yapılması durumunda para kazanıp kazanmayacağını size tabloya aktaracağım. Bu tablo %5, %10 hata payıyla sunulmuştur. Ufak tefek hataları da artık siz idare edersiniz. Şimdi etçiliklerin en başında Şarole, Limuzin, Angus ve Hereford vesaire birçok farklı ırk ülkemize girdi son 5 yıl, 10 yıl içerisinde ama bunların önde gelenleri Şarole, Limuzin, Angus ve Hereford. Özellikle de Avrupa menşeili etçilikler olursa tercihimiz. Bu hayvanlar damızlık olarak gelen annelerin 500 ila 600 kilogram canlı ağırlıkta olduklarını varsayıyoruz. Daha düşük kilogramda hayvanlar da gelmiş olabilir. Genetik yapısı müsait olmayan efendim Macaristan, Çek Cumhuriyeti farklı böyle yerlerden gelenler de oldu. Fransa'dan gelenler de oldu. Fransa'dan gelenlerin çok daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Canlı ağırlıklarının 600 kilo olduğunu varsayarsak arkadaşlar, bunların canlı ağırlığının %2'si kadar kuru madde tüketmeleri gerekiyor. Bak, kuru maddenin içeriği de çok önemli tabii ki. Yani %2 kuru maddeyi tamamlayacağım diye tamamen hayvana saman dayamanın da bir anlamı yok. O zaman hayvandan hem yavru alamazsınız hem de zayıflar. Bu hayvan hem canlı ağırlığını korusun, 600 kilo olarak kalsın, üstüne herhangi bir kilo da almasın. Fakat yavrusunu da besleyecek kadar yesin istiyorsanız şu menüyü yemesi gerekiyor arkadaşlar. 5 kilo saman yemesi gerekiyor. 8 kilo mısır silajı yemesi gerekiyor. 2 kilo tahıl. Ne demek? Yani mısır, buğday, arpa, yulaf, bunlardan herhangi birisinin kırılmış ya da ezilmiş versiyonunu yemesi gerekiyor. 4 kilo da karışık ot yemesi gerekiyor. Otun da muhteviyatı geniş. Yemlik bezelye arpa, arpa yulaf hasılı, arpa hasılı, buğday hasılı, ryegrass otu, diğer karışık otlar, bütün bunlar fi, Macar fi, adi fi, efendim mürdümük, cülban, yöresel otlar, ne olursa olsun adı ot olan her şey olsun, 4 kilogram da bundan yiyebilir. Bu hayvanlar süt hayvanı olmadığı için, yani bize günde 20, 25, 30 litre gibi süt vermedikleri için, sadece yavrularını büyütecek kadar süt verdikleri için çok fazla bir gereksinimleri yok. Onların şu canlı ağırlığa %2 kuru maddeyle yaşamlarını idame ettirebilecekleri miktarda kesif ve kaba yemi vermeniz durumunda bu hayvanlar ne kilo verirler ne kilo alırlar, fakat sadece hayvanların karnındaki yavruyu beslemiş olurlar. Bu kombinasyon farklılık gösterebilir ama kuru madde hesabı %90 itibariyle tutar. 5 kilo samanı 40 kuruştan aldığını varsayıyoruz. 30 kuruştan alan var, 50 kuruştan alan var, 60 kuruştan alan var. Biz ortalama bir hesaptan yola çıktık. 40 kuruştan alıyorum dedi adam, 2 lira verdi. 8 kilo mısır silajını tarladan biçildi, getirdi koridoruna bastı. Paketleme yapmadı diye düşündük. 250 lira verdi tonuna. Günlük 2 lira da mısır silajının maliyeti oldu. 2 kilo tahıl dedi, 1,5 liradan 3 lira verdi. Bazı adam der ki "Kardeşim ben buğdayı, efendim arpamı kendim yetiştiriyorum. Bana 1 liraya mal oluyor" derse o kendisi sevinsin. Zaten şimdi bu arpanın şu anki piyasası 1,4 lira. Onu götürünce satmak istediğinde ona 1,4 lira veriyorlarsa buraya da 1,4 lirayı yazmak zorunda. "Ben bunu dedemden kaldı, meres kaldı, komşu verdi" falan dersen bu maliyetleri düşürmez. Sadece geçici bir rahatlama olur yani. 4 kilo karışık ot. Ben dedim ki 80 kuruş. Daha yukarı da olabilir. Şimdi 80 kuruşa bu otları bulamayız, kurusunu. Hatta 1 liraya da bulamayız. Biz 80 kuruş yazdık. Adam birisi bize şunu diyebilir. Yani illaki kafayı etçirtlara takmış ya adam. "Kardeşim bizim zaten uçsuz bucaksız, bucaksız tarlalarımız var. Hani eskiden Türk filmlerinde olur ya, daha şuralara kadar benim" falan diyen adamlar da çıkabiliyor. "Kardeşim senin tarlan arazin var da
Bugün onları kiraya versen sana bir para vermiyorlar mı? Evet. Sen bu tarlaları ektiğin zaman, herhangi bir endüstriyel ürün ektiğin zaman, pamuk, mısır, buğday, herhangi bir şey ektiğin zaman bir para kazanmıyor musun? Evet. Peki sen ürettiğin otu satsan piyasada 80 liraya alıcı bulamıyor musun? Buluyorsun. O zaman buraya 8 lira yazacaksın kardeşim. 80 lira yazacaksın. Yani bunun kaçarı göçeri yok. Ben ürettim diye maliyetiniz düşmez. Kazancınız artar. Kazancınız artar. Dersiniz ki ya tarladan gelen gelirle hayvandan gelen geliri birleştirdim. İkisini bir tek gelir olarak görüyorum. Dersiniz. Kendi kendinizi uyutursunuz. Halbuki şöyle hesap yapın. Bu hayvana ürettiğiniz otu satsanız hayvandan daha fazla gelir elde ediyorsanız hayvan beslemenize gerek yok. Ya da bu tarlayı kiraya verdiğinizde daha fazla para geçiyorsa elinize buralarda bir şeyler ekmenize gerek yok. Ya da oralarda başka ürünler ektiğiniz zaman bundan daha fazla kazanıyorsanız siz inekleri koruma cemiyeti başkanı değilsiniz. Topluyorum maliyetleri. 10,2 liralık maliyet çıkıyor. İşçilik 5 lira koydum. Neden? Nedir bu işçilik? Bekçi, elektrik, su, telefon, mazot, traktörün bakımı, bu hayvanların işletmeyi tahrip etmesi, onların tamiri, bakımı, veteriner, tohumlama falan bütün bunların hepsini içine koydum 5 lira. Bu rakamlar ufak tefek yer değiştirebilir. Dolayısıyla günlük gideri 15,2 lira gördük. Ya ben hayvanı günlük 10 liraya besliyorum diyen adamla ben iddiaya girmek istemiyorum. Tablonun bütününe bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. 15'e değil 20'ye mal edip de bu hayvanları besleyen insanlarla da tanıştım. Onları da gördüm. Gelelim hesabımıza. 365 günde bir yavru aldığını varsayalım ki böyle bir şey yok. Böyle bir şey yapan bir adam da görmedim. Genelde 400 günde bir yavru alıyorlar. Hesabı kolaylaştırmak açısından 365 günle çarptım. 365 günde yani bir yılda bu hayvan 5.548 lira para yiyor arkadaşlar. Hayvanı getirdik, ahıra koyduk. Yılda bir defa bize çıkaracağı yavruyu bekliyoruz. Tüm işletmede çalışanlar ve bizler yatırımcılar hepimiz bekledik ki hayvan doğuracak, bize bir buzağı çıkaracak, biz de oradan para kazanacağız. Yedirdik, 5.548 lira para yedi. Yavru da doğdu, annesinden beslendi. Hiçbir şey yemedi farz ediyoruz. O da ufak tefek bir şeyler yer de yemediğini farz ediyoruz. Hani bunların annesinin süt verimi 8 litre, 10 litre civarında maksimum. Günde 5 litre vereni de var, 10 litre vereni de var. Bu hayvan gidiyor 365 gün, efendim pardon, 24 saat annesinin altında canı istedikçe emdiğini düşünelim ve besin ihtiyacını oradan karşıladığını düşünelim. Hayvan da 5 aylık oluncaya kadar annesini emdiğini, emmeye de devam ettiğini düşünelim arkadaşlar. 7-8 aylık olduğunda bu yavru muhtemelen doğduğunda 40 kilogram civarında olduğunu varsayarsak, limuzinler 30 kilo, angustlar 25 kilo, 30 kilo, şaroleler 40-50 kilo doğduğunu varsayarsak, bu hayvanların 8 aylık oluncaya kadarki süre içerisinde annesini emmek suretiyle 250 kilo ile 300 kilo canlı ağırlığa ulaştığını düşünebiliriz. Bugünkü fiyatlarla bu hayvanı satmaya çalışırsak, bugünkü piyasayı söylüyorum, 5.500 lirayla 6.000 lira arası bize fiyat verecekler, para verecekler arkadaşlar. Peki biz kaç para harcamıştık hayvana? 5.548 lira. Yavruyu sattık, elimize geçti 5.500 lira. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hadi dedik ki biz bu hayvanı besiye çekeceğiz, satmayacağız ki kardeşim dedik. O zaman biz bu inekleri niye besledik kardeşim? O zaman bu tarlaları niye ektik? Değil mi? Gider 6 bin liraya buzağı alır, dana alır, onu beslerdik diye bir matematik çıkar karşımıza. Görünmeyen giderler de var. Nedir onlar? Hayvanlar gebe kalmadı, yağlandı, boş çıkan hayvanlar oldu, kısır. Yavru doğdu, öldü. Buzağı ishaline yakalandı. 100 tane buzağdan 5 tanesi, 10 tanesi öldü. Bu hesap şaştı. Değil mi? Bütün bunlarda olası problemler. Peki bu etçırtlar bizim ülkemizde ahırda beslenmesi durumunda tablo bu. Peki ne olması lazım? Neden ülkemizin en çok hayvanı Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum bölgesinde? Tesadüf mü? Hayır. Türkiye'nin toplam hayvan mevcudunun %25'inden fazlası orada. Ve Türkiye'ye kurban hayvancılığı için ihtiyaç olan hayvanları ve besi danalarının büyük çoğunluğunu temin eden illerimiz bunlar. Ne yapıyorlar onlar orada? 8 ay Mera'da hayvanlarını otlatıyorlar. Yani ahırda değil.
Yani tanesine 15 lira günlük maliyet ödemiyorlar. Ne ödüyorlar? Bazen köylere ait meraları kiralıyorlar. İşte şuradan şuraya kadar alan için ver 5.000 lira, ver 10.000 lira. Hayvan başı düşen maliyet ortalama günlük 3 lira arkadaşlar. 2 lira da çoban parası olarak hesap ettim ben. Günlük hem beslenme, otlanma hem çoban parası olarak günlük 5 liraya tekabül ediyor. Peki bu hayvanlar 8 ay merada duruyorlar da geriye kalan 4 ay nerede duruyorlar? Ahırda duruyorlar. 4 ayın hesabı da yine 15 liradan gördüğüm zaman 1800 lira ahırdayken yiyor. 720 lira mera parası ödüyor. 480 lira da işçilik ödüyor. Her bir hayvan için bir yıl, koca yılı baz aldığım zaman. Dolayısıyla bir hayvanın, bir damızlık hayvanın bir yıllık hayvan sahibine maliyeti 3.000 lira civarında. Bu adam 5 aylık bir yavruyu, 6 aylık bir yavruyu 3.000 liraya mal eder de bize 6.000 liraya satarsa hayvan başı 3.000 lira para kazanır. Annesinin sütü gibi kendisine helal olsun. O işi de yapmaya devam etsin. Hatta 3.000 lira değil, hayvan başı 2.000 lira da kazanıyor olsa o işi yapmaya devam etsin. Güzel para abi. 1.000 lira da kazansa yeter. Ne yapıyor ki? Yani orada bir 50 tane, 100 tane hayvanı olsa, 50 tane hayvanı olsa bir adamın hayvan başı da 2.000 lira, 3.000 lira kazanırsa yıllık 100.000 lira eder ki 50 tane hayvan olan adam için güzel bir para. O bölgede yaşam şartlarına, o bölgenin ihtiyaçlarına göre güzel bir para. Yani ne çıktı bu tablodan? Türkiye'nin her yerinde et cırtların beslenemeyeceği, özellikle mera varlığı olan illerimizde ancak bunun yapılabileceğini, otlatma ve mera olanaklarının olduğu alanlarda bu işlerin yapılabileceği sonucu çıktı. Peki kardeşim, biz bu hayvanları hiç mi beslemeyelim? Hayır, besleyelim. Şarole, Limuzin, Angus ve Hereford, bunların tamamen orijinallerinin ırkının karakteristik özelliklerini birebir yansıtan Avrupa menşeli tüm testlerden geçmiş hayvanlar bizim işletmemizde de olsun. Ne amaçlı? Kullanma melezlemesi amaçlı, boğa adayı hayvanlar üretebilmek amacıyla. Bir de elimizde gen bankası olarak, genetik potansiyel olarak kalsın. Her ilde bir tane ya da Türkiye'nin 81 vilayeti varsa toplamda 30-40 tane bu şekilde kaliteli bir etçi ırk işletmesi olsa tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek niteliktedir. Buradan doğacak erkek danaların genetik potansiyeli her geçen gün ileriye taşınır. Dünyaca ünlü boğaların spermaları kullanılmak suretiyle genetik potansiyel yukarı doğru çıkarılır. Devlet bu boğaları alır. 8 ay, 7 ay, 6 ay mera imkanı olan hayvanların bedavaya yakın beslendiği bölgelerdeki sürülerin genetik potansiyelinin arttırılması, yediği yemden yararlanma oranının daha fazla olduğu hayvanlarla melezlenmek suretiyle yavrularının daha fazla canlı ağırlık kazanması sağlanabilir. Ülkenin et açığını çözmek noktasında en ekonomik bir yöntemdir. Bundan daha ekonomik bir yöntem yok. Düşünsenize, iki tane hayvan var. Birisi bu yemi yiyerek 800 gram canlı ağırlık kazanırken diğer hayvan aynı yemi yiyerek 1300 gram canlı ağırlık kazansa günde 500 gram fazladan bir canlı ağırlık eder ki o da yaklaşık olarak 250 gram ete tekabül eder. Türkiye'deki besiye alınan toplam hayvanın 1 milyon hayvan olduğu düşünülürse arkadaşlar 250 bin ton civarında bir ete tekabül eder. Yani basit bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece bir boğa adayı hayvanla o bölgedeki genetik potansiyeli nasıl yukarıya taşıyabileceğimizi görmüş olursunuz. Melezlemede yanlış anlaşılan bir şey var. Diyorlar ki bizim ırklarımız yok olacak. Hiçbir şey olmayacak kardeşim. Diyelim ki bir zenci bir beyazla evlendiği zaman gararan kim olur? Çocuk. Kadına bir şey olmaz. Kadın yine beyaz. Olduğu gibi duruyor. Yavru hafiften böyle çikolata rengine dönüşebilir. Burada da bizim yerli hayvanlarımıza hiçbir şey olmaz. Biz yine istediğimiz zaman istediğimiz ırkı kullanabiliriz. Tabii melezleme ile alakalı çok farklı videolar çektik. Melezleme konusunu bu videonun içerisine sıkıştırmayalım. Onu ayrıca izlersiniz. Tablodan ne çıktı? Tablodan Türkiye'de etçi ırklar para kazanmaz. Sadece damızlık işletmeleri para kazanır.
hayvanı et değerinin üzerinde satabilme potansiyeline sahip 3-5 işletmenin dışında kimse para kazanamaz. Bu tarz işletmeleri kuran adamlar Türkiye'deki et sanayisine hizmet ederler. Et sanayisi böyle geçici bir sabah rüzgarı yaşar, geçici bir güzel hayvan bulur. Siz de onlara hizmet etmiş olursunuz. Bugüne kadar kurulmuş ne kadar etçi ırk işletme varsa arkadaşlar, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yılında bunların kapandığını ben gördüm. Sadece temelinde, yani bu damızlık işletmesini kurup da ya ben istediğim zaman istediğim kalitede besin materyali bulamıyorum, bu yüzden bu işi yapıyorum diyen arkadaşlarımız var. Onlara saygı duyuyorum. Haricen yine benim geniş arazilerim var. Bu arazilerden elde ettiğim otlarla hayvanları daha ekonomik besleyebiliyorum diyenler var. Saygı duyuyorum. Yine benim yem fabrikam var. Ben daha ucuza mal ediyorum. Elek altı şu bu, onları değerlendiriyorum bu hayvanları beslemekle diyenler var. Onlara da saygı duyuyorum. Temel mantık olarak bir hayvanın, şu yavrunun bize bedavaya kalması için, bu yavrunun bize bedavaya kalması için bir hayvanın 10 litre ile 20 litre arasında süt vermesi gerekiyor. Verdiği sütü biz bugün 2 liraya da satsak 20 kilo 20 litre süt sağdığımız bir hayvanın cirosu 40 lira yapar. Beslenme maliyeti 25 lira olsun. Bize günlük 15 lira para bırakır. 15 lira para da yılda 5500 lira yapar. Doğan yavru sıfır maliyetle sizin olmuş olur. Bunun için ayrıca bir video çekeceğim. Hangi hayvanların damızlıklarını beslersek yavruları bize bedavaya kalır? Bir sonraki videoda, şimdilik Allah'a emanet olun.